Covid-20 nedir? Covid-20 ismi biraz insanı rahatsız edici bir isim. Ama Covid-20 isimden anladığımız profesör Nesir Dilbaz'ın Üsküdar Üniversitesi üyesi bir konuya dikkati çekmek için söylediği bir terim. Covid-19'dan sonra gelecek dalga Covid-20 deniyor. Bu dalga ne dalgası olabilir diye araştırıldığı zaman bütün dünyada gösteriyor ki pandemik anksiyete dediğimiz kaygı bozukları, depresif bozukluklar, psikiyatrik bozukluklar COVID-20 olarak önümüzde bir dalgalanma ihtimali var, gösteriyor. Bununla ilgili çok sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yapılan çok ciddi alan çalışmaları var. Bu alan çalışmalarında ortaya çıkan insanlardan %50 ile %70 arasında insanlarda küresel olarak Klinik düzeyde korku var. Klinik düzeyde kaygı var. Şimdi insanda korkunun olması, uzun süreli bir korkunun olması uzun süreli stres demektir. Bu stresin olması uzun süreli kişinin, e, e, her kişinin dayanıklık gücü ve seviyesi aynı değil. Bazı kişiler böyle durumlarda posttraumatik stres bozukluğu başlayacak. Mesela nedir? Uyku bozukluğu başlamışsa posttraumatik stres bozukluğu başlamış demektir. Uyku bozukluğu başlamışsa o kişi de başka psikiyatrik belirtiler de eşlik ediyor demektir ve bu kişi rüyalarına girmeye başlamışsa Covid 60 dakikasının 50 dakikası bu Covid pandemisini düşünüyorsa kişi ve böyle durumlarda yani bununla ilgili aşırı kaçınma davranışları varsa bu kişilerde genellikle artık Covid'in sosyal uzantısı olan psikolojik uzantısı olan Durumla karşı karşıya demektir bu kişiler. Peki Covid-20 pandemisine karşı ne yapalım? Burada söylediğimiz çok önemli bir kural var. Bu kuralda şu: Kişi Covid ile ilgili yeter kadar, ihtiyacı kadar bilgiyi dinlesin ama oturup devamlı Covid pandemisi ile ilgili haberleri dinlemesin, koronavirüs salgını ile ilgili haberlere odaklanmasın ihtiyacı kadar bilgi aldıktan sonra günlük rutin işine odaklansın. Bunu yapabilirse kişi böyle durumlarda kaygı azaltabiliyor ve COVID-20 pandemisi diyebileceğimiz pandemik anksiyete, pandemik psikiyatrik hastalıkların önünü kesme konusunda çok önemli bir kendisine de, çevresine de katkı sağlamış olur. Çünkü insanın kontrol edebileceği şeye odaklanırsa insan, Kaygı olmaz. Kontrol edemeyeceği şeye odaklanırsa kaygı ortaya çıkar, korku ortaya çıkar. Yani korona pandemisi bilim kurulunun uzmanlarının işi. Onlara bıraksın. Onların uzmanlardan rol almasın. Uzmanlardan yapacağı sorumluluğu kendisinde hissetmesin. Yani hiçbir zaman hiç kimse viroloji uzmanı olamaz, mikrobiyoloji uzmanı olamaz, enfeksiyon uzmanı olamayız. İhtiyacımız kadar bilgi alalım ama rutin hayatımızdan vazgeçmeyelim. Özet olarak söyleyeceğimiz bu.